Spider-Man TYTB kitapçığı. İkinci sorudayız arkadaşlar. Şimdi günlük hayatta karşılaştığımız olayların bazıları ışığın kırılması, bazıları ise ışığın yansıma sonucunda gerçekleşir. İşte buna göre olayların ışığın kırılması veya yansıması olarak gruplandırılması aşağıdakilerden hangisi doğru verilmiştir? Şimdi soruyu cevaplandırmadan önce yansıma neydi, kırılma neydi onu bir hatırlayalım. Işık ışınların, bakın dikkat, parlak bir yüzeye çarparak geri dönmesi olayına yansıma denir. Işık ışınları saydam bir ortamdan başka bir saydam ortama geçerken, ışınların bir kısmı yansıyarak geldiği ortama dönerken, bir kısmı da ikinci ortama, bakın dikkat, doğrultusu ve hızı değişerek geçer. Işığın ikinci ortama geçerken doğrultu değiştirmesine ışığın kırılması denir. Şimdi sırayla olaylarımızı inceleyelim. Arabanın dikiz aynasında görüntü oluşması. Bak, ayna. Parlak olduğu zaman ne yapıyordu? Yansımaydı. Dolayısıyla bir yansıma. Başına bakın Y harfi koyuyorum. Şimdi su dolu bardaktaki çay kaşığının kırık görünmesi, bakın. Şimdi su dolu, bakın, hava ortamı, su ortamı, yoğunluk farkı var. İki ortam var. Nedir olay? Kırılmadır arkadaşlar. Havuza bakıldığında su yüksekliğinin az görünmesi. Bakın, az yoğun ortamdan çok yoğun ortama bakıyorsunuz. Işın çok yoğun ortama geçtiği zaman ne yapıyor? Kırılıyor. O zaman sen, yani suyun tabanını sanki daha yukarıdaymış gibi görüyorsun. Bu olayda kırılmadır. Üçüncüye gelelim. Parlak fayanslarda cisimlerin görüntülerin oluşması. Bakın, parlak fayanslar. Dolayısıyla bu olayda yansımadır. Bakın 1, 4 yansıma, 2, 3 kırılma. Şıklarımıza bakıyoruz. Cevabımız C seçeneği arkadaşlar.